Efendim 19 Mart 2022 Cumartesi günü ve TFF 1. Lig'in 29. haftada Cuma ve Cumartesi mesaisi dakikalar evvel oynanan Menemenspor Boluspor karşılaşmasıyla sona ermiş oldu. Artık pazar günü maçlarını bekliyoruz ama biz tabii değerli üstadımız, usta teknik adam Naci Şensoy hocamla bir aradayız ve hocamla bugün bu hafta oynanan karşılaşmaların, şu dakikaya kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları ve oynanan maçlar üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Akın Bey. Değerli hocam, özlettiniz kendinizi. İzleyicilerimiz Naci Hoca nerede diye sorup duruyorlar yorumlar kısmında. Ben de dedim ki bir hayırlı işi vardı. Müsaade istedi dedim. Hayırlı işi hallettiniz, geldiniz herhalde. Evet, evet Akın Bey, sağ ol. Ben de onları özledim. Belki kış şartlarından dolayı bu hafta da ertelenmeliydi maç. Geçen hafta ertelendi. Çünkü özellikle bugün gündüz oynanan maçlarda maalesef futbol seyredemedik. Sadece bir mücadele söz konusuydu. Hava şartları ve sahanın düzgünlüğü İzmir'de farklı bir futbol seyrediliyor. Yani bunu kabul etmek gerekir. Yani futbolun güzelliği biraz da futbolcuların kalitesinin yanı sıra güzel sahalardan da ortaya çıkabiliyor. Evet, yani Menemen Stadı ile biz sezon boyunca çok eleştirdik. Menemen Stadı işte çok uygun bir stat değil, şartları bakımından çok rüzgar alır, küçüktür falan filan. Ama öp de başına koy. Yani bugün hava o kadar güzeldi ki tabii İzmir'in Ege havası, nezih havası, güzel havası maça da yansıdı ve 3-0 öne geçen Menemenspor neredeyse 10 kişilik rakibine puan kaptıracaktı. Son dakikalarda hatta bir tartışmalı pozisyon da oldu. Bayağı bir şey de oldu, bir gerilim de oldu maç içerisinde. Hakemin aldığı hani beraberlik sayısı niteliğindeki sayıya ile ilgili aldığı karara itiraz çok oldu. Ama son tahlilde Menemenspor kritik 3 demeyeceğim 6 hatta belki 9 bilemiyorum kaç puan sayarsak buna. Çok kritik bir galibiyet aldı hocam. Nasıl değerlendirelim? Nasıl bir maçtı? Evet. Şimdi Boluspor'dan bir başlayalım ilk önce. Boluspor 35 puanla Akın Bey bundan önceki iki tane çok önemli maçı vardı iç sahada. Maalesef onları değerlendiremediler. Özellikle Tuzlaspor'a mağlubiyetinden sonra Bursa. Bursa beraberliği vardı Boluspor'un. Çünkü o iki maçı içeride oynayan Boluspor galip gelseydi 5 puan yapar Akın Bey. Artı 35 ne eder? 40 puan eder. Bugün Menemenspor'a karşı çok farklı bir Boluspor ortaya çıkabilirdi. İddialı. Özellikle işte Erzurumspor'un bu krizini yakalayıp o 6. yerde kendini bulma şansı olabilirdi Bolu adına ama maalesef bazı şanssızlıklardan dolayı bir de cezalı oyuncularından dolayı özellikle Roshi onlar için çok önemli silah Boluspor için. Çünkü çok tanıdığım bir futbolcu Arnavutluk'tan. Bir de kaleci Selmani de çok önemli Boluspor adına savunmada. Bunlar olmayınca bir de Bala bunun üzerine de yeni transfer olan Bala da yoktu. Akın Bey bütün yük sadece Kasongo'ya binmişti. Ama Boluspor'un çok önemli bir özelliği ortaya çıkıyor. Yani her maçta 10 kişi mi kalsalar acaba? Çünkü bunu Manisa FK deplasmanından da hatırlarsa seyircilerimiz. Boluspor 10 kişiyle nedense çok farklı bir ruha bürünüyor. Müthiş bir konsantre. Bugün de aynısını gördük. Bunu Menemenspor demek ki Boluspor'u iyi analiz etmemiş. Yani 3-0 geçtikten sonra tabiri caizse geçmeseydi diyorum ben. Yani keşke 1-0 böyle skor devam etseydi Akın Bey. Menemenspor adına bunu konuşuyorum psikolojik olarak. Daha iyi konsantre olacaklardı. Halbuki 3-0 skoru bulduktan sonra tamamıyla koptular. Yani konsantreleri nasılsa bu maçı biz aldık. Herkes böyle futbolcular sahadayken artık neredeyse tabiri caizse duş alıyorlar. Maç bitmiş gibi evet düşünüyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki bir Boluspor belki de Rea hocamı benim takım arkadaşım olduğu için Boluspor'un teknik direktörü belki de sürekli bunları çalıştırıyor bir kişi eksik. Bunların farklı bir taktik çalışmalar var Akın Bey antrenmanlarda.
Bunu bir rastlantıya ben bağlamıyorum. Yani çünkü bu kadar üstün oynayamaz 10 kişiyle bir takım. Bir takım 10 kişiyle belki 1-0 iken rakip birbiri bulabilirsiniz. Fazlasını yapamazsınız 10 kişiyle Akın Bey. Ama 3-0 gerideyken siz 10 kişiyle neredeyse beraberlik golünü attı zaten Boluspor beraberlik golünü. Ama bence orada bir adım ofsayttı gibi geliyor bana. Faul mı çaldı hakem, ben çözemedim doğrusu. Yani bir puanla ayrılsaydı maçtan Boluspor'a mahsus, Boluspor'a direkt Boluspor'un bir özelliği ortaya çıkıyordu ve bence bir puan hak ettiler. Ama bu mağlubiyetten sonra artık Boluspor maalesef şeyini yitirdi Akın Bey. Yani hem Tuzla mağlubiyeti hem Bursa beraberliği içeride. Bir de bunun üzerinden Menemen, yani bu 3 maçta mutlaka Rea Hoca 3 maçtan en azından 7 puan almayı beklerdi yani Akın Bey, ama 1 puanla kalıyorsunuz sadece Bursa evinizde bir beraberlikle. Bu da demektir ki artık ilk altılığa pek fazla bir zorlama şansı olamayacak şimdiden sonra. Çünkü maçlar azalıyor. Yani 8 maç daha kaldı Akın Bey. Her grupta mücadeleler var. Altta, ortada, şeyde, üstte ilk altılık için. Bu yüzden bu mücadeleleri ben, bu Boluspor'un böyle bir performans grafiği çizmesinde ben ilk altılığa artık zorlayacağını hiç zannetmiyorum. Ama işte çanlar aşağıda her zaman çalıyor. Görüyoruz işte Altın Ordu teslim olmuyor. Akın Bey, puanlar çok az. 35 Boluspor, 31 Altın Ordu. Menemen Spor bile 35 yaptı Akın Bey. Yani işin şakası yok Boluspor adına. İlk altılığa bence kaybettiler şanslarını. Halbuki şeyi garanti edemediler. Yani bir şeyi garanti ettiler. İlk altılıkta büyük bir ihtimalle kalamayacaklar. Onu garanti ettiler benim hesaplarıma göre. Kusura bakmasın Boluspor taraftarı, ama şeyi garanti edemediler. Yani küme düşmemeyi garanti edemediler. Çünkü aşağıdan çok enteresan takımlar, teslim olmayan, içeride dışarıda farklı bir kimlikle oynayan, bir Altın Ordu gibi, Denizli Spor gibi, işte az önce Menemen Spor gibi takımlar zorluyor şeyi, bir üsttekileri. Bu yüzden çok enteresan bir 8 maç bekliyor diyebilirim yani. Evet, tam anlamıyla her maçın final haline geldiği bir düzlüğe doğru gidiyoruz ve gerçekten Altın Ordu hani neredeyse Süper Ligi 2'den çıkmayı garantileyecek durumdaki Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenince hani bu ligde her şey olur diye bir kez daha TFF birincilik atasözü gibidir bu. Bu ligde her şey olur. İşte o atasözü gerçekleşti. Altın Ordu Volkan Fındıklı'nın 18. dakikada attığı golle Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Bu karşılaşmaya geleceğiz ama Samsun Spor Erzurum Spor maçı herhalde haftanın en ilginç maçıydı. İki takımın ligdeki pozisyonu açısından da öyle. Yani son haftalarda işlerin iyi gitmediği iki büyük camia, iki önemli şehir ve Samsun Spor için tabii Erzurum'da bir de soğuk hava koşulları Erzurumlular için daha avantaj diye düşünülebilir. Gerçi Erzurumspor'un kaç futbolcusu Erzurumludur o da ayrı bir konu da. Saha avantajı yani en azından iç sahada olmanın avantajıyla Erzurumspor'un bu maçta bir tık daha önde olduğu varsayılıyordu. Fakat maçın hikayesi öyle gelişmedi. Hava koşulları son derece kötüydü ve sahada futbol dışında her şey vardı yani böyle bir kör dövüşü halinde geçen bir karşılaşma ve zaman zaman kar yağışı yüzünden duran devre arasının 25 dakikaya kadar çıktığı enteresan bir maç oldu ve sahadan istediğini alarak çıkan takım Samsunspor oldu ve playoff yarışı adeta yeni baştan yazılmaya başladı hocam. Nasıl buldunuz maçı? Evet, Akın Bey, şimdi futbol oynanan 3-1'lik bir Altın Ordu şey pardon Menemen Spor Bolu maçını izledikten sonra her iki maçı gündüz de izledim. Yani akşam futbol oynandı çünkü sahalar güzeldi, ama gelelim şimdi bu iki maça. Özellikle Erzurum'da hava şartları belli.
Bunu biliyorduk da artık bu İstanbul'a da yansıması bunu beklemiyorduk. Yani İstanbul'daki Altın Ordu, Ümraniye Spor ve Altın Ordu maçı neredeyse benzer şartlarda geldi. Ama yine de Erzurumluğunu yapıyor ve ikinci yarı gördüğümüz gibi 10 dakika saatimiz ermeden 10 dakika geç başladı. Bu şartlarda futbol oynamaya meyilli olan bir Samsunspor tabii ki zorlanacaktı Akın Bey. Çünkü kim ne derse desin hani mağlup olduğunuz zaman taraftarınıza şikayette bulunduğunuz zaman ya işte saha çok kötüydü de o yüzden mağlup olduk hemen şöyle derler. Peki rakip için de kötü değil miydi yani? Rakip için de aynı. Halbuki futbol da öyle değildir Akın Bey. Yani biraz futbol oynamaya meyilli olan takımlar dezavantajlıdır bu tür hava şartlarında. Yani daha çok mücadeleci ve oyun bozan takımların işine gelir Akın Bey. Tıpkı Altın Ordu maçında gördüğümüz gibi, Ümraniye Altın Ordu maçında. Çünkü Ümraniye sürekli top oynamak isteyen geriden iki tane oyuncusuyla, Alim'le ve Glumaç'la oyun kurmaya seven bir Ümraniye Spor zorlandı Altın Ordu karşısında. Diğer maçta da her iki takım futbol oynamaya yönelik ve felsefesinde topu yere indirip ve değişik kombinasyonlarla gol bulmayı planlayan bir Erzurumspor ve Samsunspor. Bu şartlarda Samsunspor'un diri kalması, çünkü az önce belirtmiş olduğum gibi bütün transferler futbol oynamak için. Yani ilk önce oyunu domine edip, oyunu hükmedip ondan sonra değişik kombinasyonlarla gol arayan bir Samsunspor kuruldu. Yani takım ona göre kuruldu Akın Bey. Oyun oynamak için kuruldu yani. Şimdi böyle bir şartlarda Samsunspor'un galibiyeti hakikaten çok önemli. Özellikle de Erzurumspor'a karşı önemli. Çünkü 3-4 hafta önce Samsunspor'un ilk altılıkta kalması için biz ne diyorduk Akın Bey? İlk yanındaki İstanbulspor vardı. Şimdi İstanbulspor arayı açtı. Ve bugün de çok önemli, daha doğrusu Cuma günü çok önemli bir 2 puan keçiören gücüne kaybetti İstanbulspor. 47 puanı var. O 2 puanı da alsaydı Akın Bey 49 puanla artık biraz arayı açtı gibi İstanbulspor. Yani Samsunspor'un ilk altılıkta kalması daha 3 hafta öncesine kadar İstanbulspor hesaplarken şimdi bir anda direkt Erzurumspor çıktı. Halbuki 3 hafta öncesine kadar Erzurumspor'un ilk 2 için iddiası vardı Akın Bey. Görüyorsunuz 3 haftada neler değişiyor TFF 1. Liginde. Bu yüzden çok önemli bir galibiyet. Bir de 2 maç üst üste mağlup olan bir Samsunspor. Çok iddialı bir Samsunspor. Kriz. 3. maçta da bir mağlubiyet çok farklı bir kriz doğurabilirdi kulüpte. Özgüven kaybı. Ayıkla pirincin taşını Akın Bey. Futbolcular mı suçlu, teknik direktör mü suçlu, yönetim mi, taraftar mı? Yani bu kavga o olumsuz düşünceler Samsunspor kulübünde belki de karar almakta farklı bir hataya yönlendirebilirdi Akın Bey. Çünkü bu olaylarda yönetim de hata yapabiliyor. Çok duygusal davranıyor, farklı kararlar alabiliyor. Ve maalesef işte böyle tepe taklak krize girebiliyorsunuz Akın Bey. Bu krizi önledi. Yani bu galibiyet Samsunspor'a direkt rakibiyle alınan 3 puan ilk önce, her şeyden önce bir kere Samsunspor'da doğabilecek bir krizi önledi. Bir de direkt rakibi olduğu için artık çok ciddi bir şekilde ilk altılık için önemli bir adım atıldı Samsunspor adına. Erzurumspor adına ne konuşacağız Akın Bey? Şimdi çok ilk yarıda Erkan Sözeri ile ama öyle ama böyle yine de üst sıraları zorlayan ve ilk devreyi ilk iki için pek fazla arayı açmadan üçüncü yere yerleşen bir Erzurumspor vardı. Ne oldu da şimdi o Erzurumspor? Yani Erkan Sözeri'yi aratan bir durum söz konusu ortada Akın Bey. Yani çünkü ondan sonra gelen Yücel İldiz'e o şans verilmedi ve en sonunda şurada ben ayrı bir parantez açacağım. Yani Akın Bey nedir bu sportif direktör rezilliği ya? Ya böyle bir şey yok Akın Bey. Yani dünyada böyle bir şey yok. Lütfen yani biz bir kere ne zaman tırnakla işaretlerinde adam olacağız ya? Şimdi bakıyorum ben kariyerine. Sportif direktör Muzaffer Bilazer. Teknik direktör kendisi ya. Diploması var.
Bilmiyorum pro lisansı var mı ama A diploması mutlaka var yani. Çünkü kariyerine bakıyorum, sürekli milli takımlarda görev almış. Trabzonspor'da yardımcı antrenör. İki sene önce Erzurumspor'da yardımcı antrenör. Şimdi sportif direktör geliyorsunuz. Yalnız buradan seyircilere şunu bir mutlaka izah etmem gerekiyor. Bir teknik direktör olarak. Yani teknik direktörlerin sportif direktörde olma alanını kısıtlamıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Ama şöyle diyor, şartlı. Eğer sportif direktör olarak sözleşme imzalarsan bir kulüple, ondan sonra iki sene teknik direktör yapma hakkın yok. Ona müsaade etmiyor Akın Bey. Anlatabildim mi? Yani evet. Şimdi ama ne yaparız biz? Çalım atmak için, kanunlara çalım atmak için bir numarayız ya Akın Bey. Biz bunun kitabını yazmışız yani, Türk milleti olarak yani. Yani üstümüze yok yani Akın Bey. Ne yapıyoruz? Yani bizi, izleyicilerimize aydınlatmak için teknik direktör olarak sana bir teklif geliyor yönetimden. Diyor ki bu sene seni sportif direktör olarak kulüpte görmek istiyoruz. Teknik direktörlük niyetinde, yani teknik direktörlük yapma niyetinde olan teknik direktörler şartlı bu görevi kabul ediyor Akın Bey. Çünkü eğer bir sportif direktörlük sözleşmesi hukuken imzalanırsa, ondan sonra iki sene teknik direktör yapamayacağı için ne yapıyor? Şartlı diyor yönetime. Evet diyor, ben gelirim diyor. Sportif direktör olurum ama sizinle yardımcı antrenör sözleşme imzalarım yani. Neden bunu yapıyor sportif direktörler? Çünkü böyle bir değişiklikte artık sen yardımcı antrenör olarak hukuken sen takımın başına geçebiliyorsun. Çünkü hukukta sen bir yardımcı antrenörsün. Halbuki sportif direktörsen bir kere taktın direkt kulübeye geçemiyorsun. Şeyi yönetemiyorsun Akın Bey. Yani şimdi görüyorsunuz Akın Bey, yani bize kanun ne ki yani, biz ne kanun çıkarsan bize Akın, dünyada en iyi kanunlara getir, biz kanunlara en iyi çalım atan milletiz yani, bunu kabul etmemiz lazım Akın Bey. Burada seyircilere bir parantez açıyorum. Rahmetli Özal döneminde hatırlarsanız şeye teşvik için, ihracatı teşvik için Akın Bey vergilerden bir düşme söz konusuydu. Hatırlarsanız ondan sonra kamyonlara yüklü faturalar, boş kamyonlar Edirne'den gönderiyorduk işte. Al yani, döviz getiriyoruz. İhracat yaptım. Yani ondan sonra vergiden düşmek için neler yapmıyorduk biz millet olarak Akın Bey. Aynı şeyi sporda da, aynı mantık. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum yani. Burada federasyon da pek fazla bir şey yapamıyor. Bir de bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Mesela bir Almanya'da Alman mantalitesi. İstediğimiz kadar biz eleştirelim. Yok Avrupa bizi kıskanıyor, yok bilmem. Bizi hiç kimse kıskanmıyor Akın Bey bak. Bunu bir kere altını çizerek söylüyorum ya. Bizi kimse kıskanmıyor ya. Ya öyle boşuna havalara girmeyelim yani. Bayern Münih'te şimdiye kadar futbolcu kökenli o kadar çok sportif direktör geldi ki Akın Bey, ama hiçbiri oradaki teknik direktörün altını oyup da onun yerine geçme bir niyeti yoktu Akın Bey yani. Kaç tanesi vardı? Matias Zamer oradaydı. Şimdi Salih Amicic, ünlü futbolcuları sportif direktör. Onların hiç aklına gelmiyor ya, şu koltuk çok tatlı da şu teknik direktörü altını uyayım göndereyim de ben onun yerine geçeyim yani. Biz bu Alaturka kafadan bir kere kurtulmamız lazım Akın Bey. Ülkemizde o kadar çok olaylar oldu ki, yani burada isimlerini vermek istemiyorum. Aykut Kocaman'dan tut Emre Belözoğlu'na kadar. Yani sportif direktör olarak geliyorsun, ondan sonra Aykut Kocaman davamın altını oydu, onun yerine geçti. Çünkü bakınız Akın Bey, şu anda bu teknik direktör arkadaşımıza oradaki o soyunma odasında bir gram bir kere saygı olmaz. Neden? Çünkü sportif direktörün görevi nedir? Sportif direktörün yöneticiyi temsil eder. Bütün transferlerde teknik direktörle beraber çalışırlar. Ondan sonra sezon içerisinde bir sportif direktörün görevi nedir? Bütün sözleşmeden doğan hakları, futbolcuların onların haklarını korumak, onlarla güzel bir diyalog kurmak. Eğer bir futbolcu eğer oynamıyorsa, 25 kişilik bir kadroda bir futbolcu oynamıyorsa Akın Bey, hemen gider sportif direktöre şikayet eder. Abi sen de görüyorsun, geliyorsun antrenmanlara ya. Her antrenmana geliyorsun ya. Niye beni oynatmıyor yani? Sürekli futbolcular sportif direktörle muhatap olur Akın Bey. Eğer siz şöyle derseniz ki, ya valla ben görüyorum her antrenmana geliyorum, valla sen oynaman gerekir. Eğer dersen sen zaten dinamit atmışsın kulübe yani. Anlatabildim mi Akın Bey? Yani bu yüzden biz çekinmemiz lazım. Sportif direktörlüğünü yaparsan yap sportif direktörlüğünü, ya teknik direktörü yaparsan o zaman teknik direktör ol ya Akın Bey. Yani bunu bir kere mutlaka kaldırmamız lazım. Ama maalesef beceremiyoruz. İşte federasyon orada ve federasyonda pek fazla bu topa girmek istemiyor. Hukuk orada diyor. Hukuka da çalım atmakta. Bir numarayız ve maalesef işte bu yüzden Erzurumspor'dan hiçbir şey olmaz Akın Bey.
İnanın siz bana hiçbir şey olmaz. Yani dünyanın en iyi Emre Belözoğlu ile oldu mu Fenerbahçe'de bir şey? Yani Emre Belözoğlu Erol'la beraber çalışmadı mı teknik direktör olarak? Peki o transferleri kim yaptı? Sportif direktör olarak Emre Belözoğlu yapmadı mı transferleri ya? Ondan sonra işin kolaylığı teknik direktörü gönderiyorsun, sen geçiyorsun son 7-8 maç onun yerine. Bu çok yanlış Akın Bey işte. Bayern Münih örneğini veriyorum. Alman mantalitesi bizde, bizim Alaturka, Türkiye mantalitemiz Akın Bey. Maça gelince bir iki kelime de maçla ilgili. Çok akıllı, uslu oynadı Samsunspor. Belki Erzurumspor'un Novikovas diye bir futbolcusu bu maçta özellikle 7 gol şimdiye kadar atmış. Bir o kadar da asisti olan Novikovas eksiği vardı ama yine de Samsunspor gol yemeden, çok iyi bir savunmayla gol yemeden Akın Bey çok akıllı uslu bir oyunla 2 gol bulup çok hak ettiği bir galibiyeti aldı Samsunspor. Erzurumspor'dan şimdiden sonra bir daha tekrarlıyorum. Özellikle böyle sportif direktörlükten teknik direktörleri geçip de yani ifla olan bir kulüp ben şimdiye kadar görmedim Akın Bey. Bu yüzden Erzurumspor yöneticilerine bu sezonu kapatın. Bu sezonu unutun diyorum yani. Sadece ve sadece bu olaydan, çünkü soyunma odasında o futbolcular sana güvenmez. Çünkü daha düne kadar onlarla farklı bir diyalog kurmuşsun. Şimdi onlara bir teknik direktör olarak çıkıyorsun. Şimdi herhangi birini oynatmasan derdi ki ya kardeşim şimdi ocağın arkasından konuşuyorsunuz, aynı şeyi sen yapıyorsun. Yani onun için Akın Bey, bu olayları soyunma odasında yaşayan bir teknik direktör olarak diyorum ki geçmiş olsun Erzurumspor yönetimine ve bu sene kapatsınlar defterleri, artık seneye hesaplarını yapsınlar. Evet, peki, ilginç tabii. Hocam şimdi Ümraniyespor Altınordu maçına da bir az kafa yoralım. Çünkü çok ilginç, sonucu itibariyle çok ilginç, ligi çok sarsan bir şey. Aslında Ümraniyespor'un hala daha kredisi var. Yani aldığı yenilgiye rağmen puan farkı henüz açık. Ama işte mesela yarın Bandırma Spor bir galibiyet alırsa yani yavaş yavaş Ümraniyespor da endişe edebilir yani gelecekle ilgili. Halbuki bugün kazanmış olsa şey yapacak yani ki Altınordu'nun ligdeki sıralamasına baktığınızda Ümraniye'nin bu maçı kazanmasını beklerdiniz ama öyle olmadı. Hava koşulları da tabii hiç olumlu değildi. Altınordu'ya gelirsek ya, o ayrı bir paranteze açmak lazım. Altınordu son 3 maçını arka arkaya kazandı. 9 puan aldı. 3 hafta önce bu takım herhalde düştü galiba falan dediğimiz takım şu anda yeniden küllerinden doğdu. Üstelik de 16. sıraya yerleşti ve şu anda bakıyorum Kocaeli Spor'da ve 1 puan, Gençler Birliği'de 2 puan, Tuzla Spor'la 3 puan, Menemen Spor, Keçiören Gücü ve Bolu Spor'la 4'er puan. Hatta Manisa Spor'la 5 puan. Bu farklar 3 puanlık ligde hiçbir şey değil. Bütün takımları endişelendirdi. Yani önündeki bütün takımları rahatsız eden bir sonuç aldı Altınordu. Hiç kimsenin kimse Altınordu'ya Ümraniye maçında 3 puanı yazmıyordu. Ama o teorik sahada başka gelişti. Üstelik de Denizli Spor, Bursa Spor, Kocaeli Spor, Gençler Birliği gibi çok tecrübeli camialar da strese girdi muhtemelen bu skorla. Yani sonuçları itibariyle ligi çok sarsan bir sonuç olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizin değerlendirmeniz nasıl? Evet Akın Bey, siz zaten çoğu şeyi söylediniz. Altınordu hakikaten üst sıralarda, yani düşme hattından üstünde 4-5 kulüpten teşkil olunan bir grubu çok felaket endişelendirdi Akın Bey. Kimler onlar var? İşte size az önce söylemiş olduğunuz gibi Altınordu'nun üstünde, yani düşme altından üstüne olan Menemen Sporu. İşte bak, Menemen Sporu zorladı. Öyle zorladı ki mecbur ettirdi bugün Bolu Sporu galip gelsin. Yani bugün Menemen Sporu'nun motivasyonu Bolu Spor'a karşı Altınordu'nun Ümraniye Spor'dan almış olduğu 3 puanı da unutmamak lazım. Diğer takımlarda onların üstünde dikkat edersek Kocaeli 36 puanla hemen geliyor, Gençler Birliği, Akın Bey, onları felaket rahatsız etti Altınordu. Yani hesaplar çok karışacak son 8 maçta. Ama ben futbol adına işte gördüğümüz gibi oyun akışı içerisinden gündüz oynanan maçlarda goller gelmedi. Yani bir duran toptan ancak gol gelebiliyor. Çünkü neden? Çünkü topu yere indiremiyorsunuz. Yani pas kombinasyonları geliştiremiyorsunuz. Ben adım gibi eminim bu akşam, daha doğrusu bu akşamki gündüz oynanan Samsunspor ve Erzurumspor
daha normal bir şartlarla oynansaydı çok daha kaliteli futbol ortaya çıkardı. Çünkü çok kaliteli ayaklar var. Her iki takım da akım bir ama maalesef hava şartları buna müsaade etmedi. Aynı şekilde Ümraniyespor'u da müsaade etmedi. Çünkü Ümraniyespor en önemli özelliği Ümraniyespor nerede oynasa oynasın kendi oyununu oynuyor Akın Bey. Pek fazla rakiple ilgilenmiyor. Arkadan Burak topu alıyor, geriden oyun kuruluyor. İki tane oyun kurucuları Alim ve Glumac, iki tane stoper alıyorlar birinci bölgeden ve oradan oyun kuruluyor Akın Bey. Bunu yapman için sen hava şartları buna müsaade etmedi. Topun arkasında Altın Ordu geçti. Çok elastik bir savunma sistemiyle sadece ucun geçişleriyle Ahmet İlkan'la olsun ucun geçişlerini düşünüp kontrataktan gol bulmaya çalıştılar. Ama gol de öyle gelmedi. İşte gol bir duran toptan geldi, kornerden geldi. Bir dekonsantrasyon yani Ümraniyespor'un futbolcuların bence daha büyük hatası var. Nitekim şeyin Altın Ordu'nun becerisi golde. Çünkü adeta uyudular. Kornerden ve bir gol ilk yarıda Altın Ordu buldu ve onun üzerine tabiri caizse adeta yattı. Sadece ikinci yarıda bir iki defa Emircan'la bir iki defa ciddi kontratakta zorladılar Ümraniyespor'u. Onun dışında sürekli sahaya hükmeden, sahaya domine eden bir Ümraniyespor gördük. Ama net gol pozisyonu üretmekte zorlandılar Akın Bey. Neden zorlandılar? Çünkü hem kapalı savunmayı Altın Ordu'ya aşmak zor oluyor. Hem de o şartlarda beceriğinizi gösterme iki katına çıkıyor. Engel oluyor. Yani iki tane rakiple oynuyorsunuz Akın Bey. Bir yetmiyor rakibiniz. Zaten ciddi bir rakip kümede kalmak için her şeyini ortaya koyuyor. İkinci de rakibiniz kim oluyor? Akın Bey hava şartları oluyor. Oyun bozmada tam tersi size yardımcı oluyor hava şartları ama oyun kurmada ve gol atma becerisinde bu iki katına zorluğu çıkarıyor Akın Bey. Ve maalesef bir iki tane gol pozisyonu buldular. Özellikle forvetleri Bamu'yla bir iki tane pozisyon buldular ama kaleci de gününde olunca Altın Ordu çok önemli, çok önemli bir 3 puan aldı ve altını çizerek söylüyorum. Altın Ordu diğer takımlara Boluspor gibi ondan sonra Gençler Birliği, Kocaeli gibi takımlara şu mesajı verdi. Dikkat edin yani ben teslim olmadım. Herhangi biriniz yukarıdaki o grupta yani üst katında olan o takımlardan aşağıya birini alma hesaplarını yapıyoruz. Çünkü başka türlü hesap yapılmaz Akın Bey. Eğer o küme düşme aklındaysanız sizin bütün hesabınız yukarıdakilerin fikstürlerine bakıp acaba bunlar nerede takılacak da biz bunun üzerine çıkarız. Yani bütün hesaplar budur. Yani mesaj buydu Akın Bey. Hocam dün de bir ilginç sonuç vardı. İstanbulspor'la Keçiören Gücü 1-1 berabere kaldılar. Keçiören Gücü herhalde bugünkü sonuçları görünce iyi ki o 1 puanı aldım diyordur şimdi. İstanbulspor hocası da ya nasıl kaçırdık Ümraniye'nin Altın Ordu'ya yenildiği hafta ben kendi sahamda Keçiören'i yenemedim. Yenseydim şimdi ilk ikiden acaba çıkar mıyım hesabı yapacaktım. Şimdi bu hesaplarım da biraz böyle yarım kaldı diye düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Biraz da İstanbulspor Keçiören maçını konuşacak olsak hocam neler dersiniz? Evet Akın Bey bu yine futbol adına daha güzel bir maç gerçekleşti. Çünkü hakikaten yine hava şartları daha iyiydi dikkat edersen. Yine de düzgün bir saha üzerinde pek kar yok. Ve Keçiören Gücü adına Eze'nin geri dönüşü çok önemliydi Akın Bey. Yine de döndü ve penaltıdan da olsa golünü buldu. Keçiören Gücü her zamanki Keçiören Gücü rakiplerine içeride olsun dışarıda olsun sadece gereken saygı gösterebilen bir Keçiören Gücü'ne şahidi Akın Bey. Özellikle Taner Hoca'nın gelişiyle. Yukarıları zorlayabilirler mi Akın Bey? Bence bütün yaptıkları Akın Bey bizi hesaba katmayın. Biz küme düşmeyeceğiz. Halbuki ilk altılığa o hamleleri maalesef göremiyorum. Şimdi bir seri şeklinde bir şeyler yapabilirler mi? Eze de geldi. Çünkü hakikaten çok formda bir Olaveyn'leri var, Hamza var, çok güzel golcüleri var. Şimdi onu biraz daha sağ kanata çekti. Eze yukarıda. Akın Bey bir seri şeklinde en azından bir seri lazım. En azından bir 3 maçlık galibiyet lazım Keçiören Gücü'ne ki yukarıdakilerin hesaplarını bozabilsin. Yani bunu yapabilecek güçlerini ben pek fazla görmüyorum açıkçası.
Ama bu da az bir başarı değil. Çünkü bu sezona çok handikaplı bir şekilde çok kötü başladılar Akın Bey. Herkes böyle tabiri caizse silmeye başladı Keçiören Gücü'nü. Keçiören Gücü galiba Balıkesir ile beraber düşecek. Halbuki bir antrenör değişiklikle Keçiören Gücü yönetimi çok doğru bir karar aldı ve en azından bu sene o kötü başlangıcının iyi bitmesine neden oldu bu değişiklikler. İstanbulspor adına ne diyeceğiz ki Akın Bey? Sürekli futbol oynamaya çalışan, aynı zihniyette, aynı mantalitede, aynı felsefede olan bir İstanbulspor. Çok benzerlikleri var Keçiören Gücü'yle. Onlar da çok kötü başladılar lige. Ve çok erken bir hoca değişikliğiyle, işte zaman bazen yöneticilerin yapmış olduğu bu değişiklikler işe yarıyor. Erzurumspor'da ne kadar işe yaramıyorsa ya da başka kulüplerde Akın Bey, ama bazı kulüplerde işte bu yararı görebiliyoruz. Futbol oynayan bir İstanbulspor, ama karşılarında da işte az önce belirtmiş olduğum gibi futbol oynamak isteyen bir iştahlı bir rakip geldiğinde bunlar da zorlanıyor. Zorladılar. Eslem'in arapasından harika topağı ile müthiş bir gol, yaratıcılık kokan bir golle 1-1 devreyi kapattılar, ama o galibiyet, o artı 2 puan almak için de pek fazla bir şey yapamadılar ofansif anlamda. Çünkü ona çok iyi bir Keçiören Gücü müsaade etmedi. Fırsat ellerinden gitti. 47 puan da kaldı İstanbulspor. Sizin de dediğiniz gibi orada o 2 puan alınsaydı 49 puanla çok ciddi bir şekilde, özellikle bugün Ümraniyespor'un mağlubiyetiyle biraz acaba ilk 2'yi zorlayabilirler miydi? Ama bence onların da o gücü yok Akın Bey. Yani benim gördüğüm kadar. Özellikle bu aşamadan sonra yani İstanbulspor'a da o gücü göremiyorum. Çünkü biraz hava şartları iyileştikten sonra Ümraniyespor da olsun ki bugün Altınordu'ya mağlup oldu Akın Bey. Ümraniyespor da içeride dışarıda puan almasını bilen bir takıma, kadroya sahip. Hocam, pazar günü maçları da müthiş hocam. Şimdi bir taraftan siz konuşurken göz ucuyla da onlara bakıyordum ben. Ya bir Gençler Birliği Kocaeli Spor maçı var ki iki camia içinde yani çok ciddi bir karşılaşma. Yani hani insanın dili varmıyor ama kaybeden için çok tehlikeli sonuçlara sebep olabilecek bir karşılaşma. Bir Adana Spor Eyüp Spor maçı var. Ya Eyüp Spor eğer kaybederse işte Samsun Spor'un da hani bugün aldığı galibiyetle birlikte o da hani tıpkı Erzurum Spor gibi bir strese girecek. Yani ilk altı dışına kalma stresine girecek. Ki Adana Spor direkt rakibi. Adana Spor da kazanırsa onlar da ilk altı hesaplarını devam ettirecekler. Öte yandan bakıyorum Ankara Gücü rahat ama Manisa onlar kadar rahat değil. Hani düşme hattından çok da uzakta değil. Playoff şeyinden de çok uzakta değil. Öyle bir ortada bir yerlerde. Ankara Gücü'nü yenerlerse başka türlü olur. Yenemezlerse başka türlü olur. Tuzla Spor, Bandırma Spor deplasmanına gidiyor. Normalde rahat gibi gözüküyordu Tuzla Spor. Şimdi artık Tuzla Spor da çok rahat değil. Yani Altın Ordu'nun bugün aldığı galibiyetten sonra. Bandırma Spor'da Ümraniye'nin yenildiği haftada 3 puan alıp işte hem playoff'taki yerini iyice sağlamlaştırmak hem de acaba bir 2-2 olur mu hesabına girmek isteyecek. Bir de şimdi kritik bir şey maçı var. Bursa Spor, Balıkesir Spor maçı var. Bursa Spor yani hayat memat meselesi. Yani bu maçı aldı alamadı. Krizin daniskasıyla karşılaşır. Yani öyle bir tablo var. Çok kısaca son olarak yani size ben tekrar söz vereyim ve yarın ve pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar üzerinden bir değerlendirme alayım hocam. Vallahi Akın Bey siz müthiş değerlendirme yaptınız. Ben bunun üzerine daha ne konuşabilirim ki? Bir kere Gençler Birliği Kocaeli maçı işte olmuyor. Yani Gençler Birliği yöneticileri evet bu sene biz geri dönüş yapabilirsek ilk 2'den ya da ilk 6'lıktan iyi yapamasak seneyi planlıyoruz. Yukarıları düşünürken Akın Bey bir anda şimdi yani küme düşmemeyi hesaplayamıyorsunuz bu ligde yani. İşte bu ligde bunu diyemeyeceksiniz. Yani 3 aşağı 5 yukarı Kocaeli de aynı öyle bir niyetle girdiler bu sezona. İşte olmuyor. Yani niyetiniz çok daha net, çok daha kristalleşmiş bir planlama gerektiriyor Akın Bey. Yani bunun şakası yok. Bu yüzden çok enteresan bir maç görüyorum. Bence en ilginç maç bu maç. Çünkü az önce belirtmiş olduğum gibi lige
çok benzer duygularla, çok benzer planlamalarla lige giren iki takım. Görüyorsunuz ne kadar zordalar. Hangisi mağlup olursa Akın Bey, çanlar çok ciddi çalacak. Beraberlik Okan gibi bir maç gibi görüyorum ama bir Gençler Birliği tabii ev sahibi olduğu için biraz avantajlı gibi gözüküyor ama Kocaeli'ye özellikle ve özellikle Altınordu'nun ve Menemenspor'un altında, Kocaeli'nin altında bu iki takım var. Bunların galip gelmesi onları çok farklı bir motive edecektir. Çok enteresan bir maç Akın Bey. Diğerleri zaten Adanaspor belki son bir şansını Eyüp çünkü direkt ilk altılıkta belki bugün Samsunspor mağlup olsaydı Adanaspor kendi rakibini ilk altılıkta Eyüp'ü yenip böyle bir seri şeklinde bir seri yakalayıp da acaba en son bir ilk altılığa oynayabilir miyim ama Samsun'un bugün galibiyetinden sonra ben zor diyorum artık Adanaspor'a yani belki Eyüpspor'a karşı galip gelseler bile belki bir moral yenirler ama o gücü pek göremiyorum açıkçası. Yani o kaliteyi şu anda zorlayacak bir kalite göremiyorum. Çünkü Eyüpspor mağlup olsa bile içeride ya da dışarıda kalitesiyle Akın Bey onu telafi etme kalitesi var takım olarak yani. Bu yüzden zor gibi gözüküyorum. Ama eline geleni her şeyi yapacak Adanaspor. Şimdiye kadar yaptığı gibi. Eyüpspor'u burada biraz bir parantez açmam gerekiyor. Özellikle Hamza'nın deneyimli o camiayı seven, o camiada bulunmuş bir teknik direktör olarak daha farklı bir canlandırmayı bekliyordum. Ama yine de o kalite var. Özellikle devre arası yapılan transferler, Sekilika olsun, Popov olsun, bunlar ciddi transferler Akın Bey. Yani ligde, Süper Lig'de performanslarını hem Kasımpaşa'da Popov hem de şeyde Hatay'da, Sekilika'da işte bir Galatasaray görmüş bir futbolcu. Tüm bunları göz önünde bulundururken yani Eyüpspor beklediğini maalesef alamadı Hamza Hoca'yla. Yani çok farklı bir şey bekliyorlardı, bir seri bekliyorlardı ama belki de hiç belli olmaz. Belki de bu Adana maçından oradan 3 puan alıp Eyüp çok farklı bir iştahı açılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Manisa Fekan'ın sizin de dediğiniz gibi evet çok şanslı bir şekilde 1-2 derbi maçı aldılar şeye karşı Ümraniye'ye ve Eyüpspor'a biliyorsunuz 10 kişi sahada kaldılar. Rakipleri kendileri kaldı Manisa FK. Ama eğer bir Ankara gücüne karşı bir mağlubiyet onlar da işte çok ciddi bir şekilde özellikle az önce belirtmiş olduğum gibi alttan gelen bu takımların 3 puan aldıktan sonra farklı bir psikoza girebilirler. Farklı bir özgüven kaybı yaşayabilirler eğer Ankara gücüne mağlup olurlarsa. Çünkü Ankara gücü belki de biraz gevşeyebilir Manisa FK maçında. Neden Akın Bey? Çünkü Ümraniyespor hiç beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Yani Ankara gücü için tabii ki ilk 2'de olmak ana hedef. Ama yine de birinci olmak tabii Ankara gücüne yakışır o camiye. Yani niye ikinci olsun ki? Akın Bey onun hesabını yaparlar. Yani çok rahat çıkacak Ankara gücü bu maça. Rakibi de Ümraniyespor mağlup olmuş ama Manisa FK nasıl bir psikolojiyle bu maça çıkacak? Onu yarın hep beraber göreceğiz. Bandırma spor için de zaten konuştuk. Geri kalan Bursa Balıkesir maçı var. Bursa Balıkesir evet, maçı. Bursa Balıkesir maçı. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi zaten Bursa artık 3 antrenör değiştirdikten sonra yalnız burada ben bir parantez açmam gerekiyor. Bu kadar deneyimli Tamer Tuna benim oyuncum 2008-2009 senesinde 3. defa TFF 1. Liginde İstanbulspor'da çalıştığımda benim oyuncumdu Tamer Tuna. Ondan sonra işte teknik direktörlük kariyerini hep beraber biliyoruz. Beşiktaş yardımcı antrenörlük vesaire vesaire ve Süper Lig'de 3-4 tane takımda çalıştırdı. Yani bu kadar deneyimli bir teknik direktörün Bursa Spor'a gelmesi, Bursa Spor çok büyük bir camia ama Akın Bey sorunlu bir Bursa Spor'la gelmesi bence çok yanlış bir adımıydı. Nitekim de öyle oldu Akın Bey. Maalesef şimdi Tamer'e sorsan kendi kabul eder der ki evet belki kariyerimin en büyük hatasını yaptım. Yani tabii ki Bursa camiası 3. ligde olsa meydan ismi bir kere camia meydan okuyucu
Akın Bey. Yani gidip onu 3. ligden alıp her sene böyle ligden lige üstüne çıkarıp Süper Lig'e taşıyabilirsin. Çünkü camia büyük yani. Ertek Midret ve caziptir yani. Ama camianın ismini bir kenara bırakırsak oradaki o sorunları iyi analiz etmeden Akın Bey, yani o teklifi kabul etmek ben pek şeyi görmedim Tamer Hoca'nın. Eğer bu maçta da Balıkesir'i yenemezlerse, yenseler bile Akın Bey, zaten rakipler görüyorsunuz. Siz yeniyorsunuz da bir şey ifade etmiyor. Siz yenmeniz gerekiyor. Bu şu durumlarda bir de rakipleriniz tökezlemesi gerekir. Yani siz ligde kalmanız için yani. Bu yüzden ben Bursa Spor'un pek fazla galip gelse bile ligde kalacağından pek fazla bir şans vermiyorum. Tabii ki matematiksel olarak şansları var Akın Bey. Tabii ki Bursa bizim gönlümüzde. Şampiyon olmuş bir Bursa. Beşinci şampiyon çıkmış o camiadan. Bu yüzden üzücü bir olay ama maalesef dost acı söyler. Benim gördüğüm kadar yani bu aşamadan sonra Bursa'nın böyle seri şekilde galibiyetler almasını pek böyle öngöremiyorum açıkçası. İnşallah yanılansız olursunuz diyelim. Bursa Spor çünkü seviyoruz biz ama yapacak bir şey yok tabii. Futbol bazen çok acımasız olabiliyor. İşte koskoca Eskişehir Spor, koskoca Sakarya Spor nerelere gittiler. Kocaeli Spor da bu aynı sıkıntıları yaşamıştı, tekrar geri döndü. Samsun Spor yaşadı, geri döndü. Yani zor tabii. Yani inşallah Bursa Spor bu şeyden de kurtulur diyelim. Hani bu sıkıntıdan da kurtulur diyelim. Ama işinin kolay olmadığını siz gayet net bir şekilde söylediniz. Haklısınız tabii. Yani puan tablosu bunu gösteriyor. Bakalım Balıkesir Spor'u yenerek yeni bir başlangıç yapabilecekler mi? Bunu göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Değerli yorumlarınız için. Uzunca bir program yaptık ama dolu dolu konuştuk. Birçok şeye değindik. Ben son sözlerinizi de alayım hocam. Ondan sonra kapatayım. Evet Akın Bey, umarım TFF 1. Lig'in en önemli özelliği olan güzel futbol şimdiye kadar seyrettik Akın Bey. Yine zorladılar, bu şartlarda zorladılar. Umarım en kısa zamanda Mart kapıyı açtırır, o atasözünü kazma kürek yaktırır derler ya artık, yani ondan bir kurtuluruz. Yalnız ben Balkanlarda çok güzel bir deyim var Akın Bey. Şöyle derler. Kork Aprilin 5'inden, ayırır öküzü eşinden. Yani Nisan'ın 5'inden de korkulur yani. Çünkü neden? Ekim bir şeyler ekersiniz yani Nisan ayında. Ekim ayıdır. Ve öyle bir ayaz yakalar ki Balkanlarda Akın Bey, öküzle saban sürüyorsunuz ya. Biri bir tarafa diyor, öteki öküz öteki tarafa çekermiş soğuktan yani. O yüzden bu deyim Balkanlara mahsustur. Kork Aprilin 5'inden, yani kork Nisan'ın 5'inden. Ayrı öküzü eşinden. İnşallah 5 Nisan'da böyle bir soğuk yaşamayız ki daha kaliteli futbol görelim yani. Herkese evet. İyi akşamlar. Bizi dinleyenlere herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim bir daha. Evet, hakikaten April 5 derler. O bir fırtına sıyla şeyiyle soğuğuyla meşhurdur. O ondan sonra da bahar gelir zaten. Öyle bir şeydir. O April 5'i de hele bir atlatalım. Bakalım kimler kalıyor geriye. Ligde de onu da göreceğiz. Naci Hoca'nın söylediği gibi. Değerli izleyiciler, ben futbol dolu günler diliyorum size. Ayrılırken henüz kanalımıza abone olmayan izleyicilerimize de abonelik çağrısı yapalım efendim. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere.